2023'ün dünyadaki en önemli olayı diye niteleniyordu. Türkiye'deki seçimler, parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yakından takip edildi. E, yapılan yorumlar vardı e, ve bu yorumlar daha sonra birinci turun ortaya çıkmasından sonra daha doğrusu cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığının anlaşılmasıyla birlikte e, farklılaştı. ABD'ye dönelim Joe Biden. ABD Başkanı. ilk yaptığı değerlendirme bir sayfiye yerinde resmi programı dışında alel sul bir ayaküstü soruya cevap vermişti. Kim kazanırsa kazansın o bölgede yeterince sorun var demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden resmi açıklama geldi. Biden seçilen Cumhurbaşkanı ile Türkiye'nin lideriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor dedi. Almanya'dan gelen yorumlar o yönde değil. Almanya Federal Meclisi Başkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türkiye-Almanya ilişkilerini zorlaştıracağına inanıyor. 14 Mayıs seçimlerinin dünyadaki yankıları sürüyor. Washington'dan ilk açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, kim kazanırsa kazansın, Başkan Joe Biden Türk yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor dedi. Türk seçmenleri tebrik ederek taleplerini sandıkta ve barışçıl olarak ifade ettiklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türkiye mesajı var. Sözcü yardımcısı Vedant Patel, yeni kurulacak Türk hükümetiyle ilişki ve işbirliği derinleştirmek için çalışmayı umduklarını söyledi. En fazla Türk seçmenin yaşadığı Almanya'dan da ilk açıklama geldi. Tarım Bakanı Cem Özdemir, Türkiye sağa kaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç olmadığı kadar muhafazakar hale geldi yorumunda bulundu. Federal Meclis Başkanı Rotsa dikkat çekici ifadeler kullandı. Berlin'deki beklentilerin boşa çıktığını, ikinci turda Erdoğan'ın seçilmesi durumunda Türkiye ile ilişkilerin zorlaşacağını iddia etti. Ve Brüksel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yazılı açıklama yaptı. Seçime katılımın yüksek olduğuna vurgu yaparak Türk halkının demokratik hakkını kullandığına dikkat çekti ama eleştirisi de vardı. Türk yetkilileri, Agit'in seçim sürecine ilişkin tespit ettiği eksiklikleri gidermeye çağırıyorum ifadelerini kullandı. Yunanistan'a döndüğümüzde Dendias bu afet sonrasında, çifte deprem sonrasında Türkiye'yi ziyaret eden ikinci Dışişleri Bakanı olmuş. iki kez üst üste ziyaret etmiş, yakınlaşma mesajı, dayanışma mesajı vermiş. Ve e, bu afetlerle birlikte başlayan bu yolda atılan adımlar da Türkiye'ye, Türkiye'nin uzattığı ele sırtımızı dönemeyiz. Bu büyük bir e, suç olur demişti. Seçimlerin sonucunu yorumlarken de Batı'daki tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatı henüz bitmedi ifadesini kullandı. Yunan basınında ise Erdoğan siyasi açıdan 7 canlı ikinci tura yer almadan ilerliyor yorumu öne çıktı. 21 Mayıs'ta yeni seçim sistemiyle sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yakından istiyor. Seçimler hakkında Atina'dan ilk açıklama Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Nikos Dendias, batıdaki tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini söyledi ve Yunanistan için asıl meselenin Ankara'nın dış politikasında strateji değişikliği olduğunu vurguladı. Türkiye'yi yeni Osmanlıcılık ideolojisini benimsemekle suçlayan Dendias, seçimlerde en iyi sonuçlar için her zaman umutlu yüzden ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlıyoruz ifadelerini kullandı. Peki Yunan basınında hangi yorumlar var? Tanea gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi açıdan 7 canlı olduğunu yazdı. Haberde, ne olursa olsun 69 yaşındaki Tayyip Erdoğan siyasi olarak ölemeyecek kadar sağlam. Muhalefetin benzersiz ittifakına karşı hayatta kaldı ve ikinci tura doğru yara almadan ilerliyor ifadelerini kullandı. Katimerini gazetesi Yunanistan'ın Türkiye'deki seçimlerden beklentilerini ve tercih ettiği senaryoyu aktardı. Buna göre Atina'daki birçok yetkili öngörülemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve heterojen bir koalisyonun iktidara gelmesindense tanıdık bir düşman olan Erdoğan'ın yeniden seçilmesini daha tercih edilir görüyor. Ancak Erdoğan'ın iktidarını koruması halinde Türkiye'nin mavi vatan stratejisinde değişim beklenmiyor. Katimerini gazetesi Atina'da 6 Şubat depremleri sonrası açılan sükunet penceresinden yararlanmak için siyasi irade ve öncelikle yapılması gerekeni Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı arasında doğrudan diyalog kanallarını açarak karşılıklı güveni tesis etmek olduğunu vurguluyor. Gazeteye göre bir buçuk yıl içinde daha iyi yönelik somut gelişme sağlanamazsa Ankara ile Atina'nın depremden önceki çatışmacı döneme geri dönmesi ihtimal dahilinde. Dünyada da, e, ikinci sıra kalan. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yunan basını işte yedi canlı diye niteliyor. Nihayetinde dünya basınına da hakim olan görüş bu yönde. Bir yandan e, siyaset açısından hani liderlik açısından ustalığını bir yandan da e, müthiş bir siyaseten hayatta kalma becerisinin gösterdiğini söylüyor dış basın. Bir de dünya basınından seçim yorumlarına bakalım. Dünya Türkiye'de ikinci tura kalan seçimlerin yankılarını konuşuyor. Anketlerin yanılgısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdan farklı önde çıkması uluslararası gazetelerin ilk sayfalarında mercek altına alındı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan New York Times gazetesi Erdoğan'ın iktidarı zemin kaybetti ama kırılmadı başlığına attı. Gazeteye konuşan analistler seçim sonucunu Erdoğan'ın müthiş hayatta kalma becerilerinin son örneği olarak nitelendirdi. New York Times ekonomik zorluklara, Şubat ayındaki feci depremlere ve Birleşmiş Muhalefete rağmen Erdoğan'ın ilk turdan nasıl önde çıktığı sorusuna da yanıt aradı. St. Lawrence Üniversitesi'nde tarih doçenti olan Howard Eisenstadt, kimlik siyasetinin belirleyiciliğine dikkat çekti. Erdoğan'ın milliyetçilik ve Batı entrikalarına yaptığı vurgu pek çok Türk seçmen için vitrin süsü değil, dünya görüşlerinin merkezinde yer alıyor dedi. New York Times, Türk seçmenlerin altılı ittifaka yaklaşımını da değerlendirdi. Birçoğu böylesine geniş bir koalisyonun ülkeyi yönetmek bir yana nasıl bir arada kalacağını sorguladığı yorumunu yaptı. Wall Street Journal, 10 milyonlarca seçmeni kendi tarafına çeken Erdoğan, siyaset markasının kalıcı gücünü kanıtladı, dedi. Financial Times gazetesi, Türkiye'de seçim ikinci tura giderken avantaj Erdoğan'da manşetiyle çıktı. İngiliz Guardian gazetesi ise Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair iyimserliğin yersiz olduğu görüldü, yorumunu yaptı. Gazeteye göre iktidarda olmanın avantajı ve AK Parti'nin parlamento galibiyetiyle oluşan ivme, Erdoğan'ın iktidarının büyük ihtimalle üçüncü bir on yıla gireceğini gösteriyor. <laughs> Fransız Le Monde gazetesinin nüsür manşetinde Erdoğan önde ikinci tur yaklaşıyor ifadesi yer aldı. Haberde Erdoğan ilk kez ilk turda seçilmediği için zayıfladı ama beklenenden daha iyi gidiyor. İkinci turda olası bir zafere doğru ilerliyor. Yorumuna yer verildi. Lemon, Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansının çok zayıf olduğunu da aktardı. Otur. Almanya'da yayınlanan Frankfurt e Allgemeine Zeitung gazetesi, Erdoğan ilk turda seçime kıl payı kaçırdı manşetini attı ve ikinci tur öncesinde kendinden emin olduğunu vurguladı. Türk ekonomisinin son 40 yılın en kötü seviyesinde olmasına rağmen, Erdoğan'ın neden en çok oyu alan taraf olduğu sorusuna yanıt arayan gazete, AK Parti seçmeninin ekonomik krizden Erdoğan'a değil, Amerika ile Avrupa Birliğini sorumlu tuttuğuna dikkat çekti. Ayrıca muhalefetin seçim kampanyasındaki mesajlarının halka ulaşamadığı tespitinde bulundu. İspanyol El País gazetesi Erdoğan'ın iktidardaki 20 yılın ardından ikinci tura avantajla başladığını aktardı.